Sen ağla. Deniz Seki hayatının en zor günlerinden birini yaşadı. Ünlü popçu katıldığı ödül töreninde can dostu Haydut için gözyaşı döktü. Sanatçı için ödül almak çok kıymetli biliyorum. En büyük ödül hep yazdığımız şarkıların hep yazdan söylenmesi. Fakat dilsiz kullarımız var ya, ben bir de anne olmadım. Evlat sahibi değilim. Bir oğlum var 14 yaşında. Bakmayın böyle makyaj yapıp geldiğime. Birazdan onunla vedalaşmaya gideceğim. Çok tebrik ediyorum. Kusura bakmayın. Seni öpmeye, koklamaya doyamadım. Biri geldi kaldı elimden soramadım. Seki ödülünü aldıktan sonra 14 yıldır baktığı köpeğinin yanına koştu. Ünlü popçu cezaevinde kaldığı günlerde de hay canım dediği Haydut'u çok özlediğini belirtmişti. Birazdan da vedalaşmaya gidiyoruz dediniz. Gözyaşlarınıza hakim olamadınız. Uzun süreler bir gittiğiniz. 14 yıl. Yani Allah'tan ümit kesilmez tabii ki ama doktoruyla konuştum. Ateş böyle çok da iyi bir hekim. Evladıma elimizden gelecek her şeyi yaptık. Hadi gidiyorum çocuklar. Hadi söyleyecek bir şey bulamıyorum. Siz benim neler çektiğimi nereden bileceksiniz? Son olarak Erşan Kuneli dizisinde seyirci karşısına çıkan Nilperi Şahinkaya bir markanın işbirliğinde renkli bir partiye ev sahipliği yaptı. Cem Yılmaz, Uras Kaygılaroğlu, Kerem Bürsin ve Melisa Döngel gibi çok sayıda ünlü ismin katıldığı parti çıkışı Şahinkaya ve sevgilisi Emre Yusufi soruları yanıtladı. Biz bir parti organize ettim bir marka için. Herkes de geldi sağ olsun. Çok güzel bir parti oldu. Çok memnunuz. Pandemiden sonra da yavaş yavaş iyice dışarıya açılmak nasıl bir duygu? Çok hani böyle güzel. Partiler yapmak. Ay evet ya. Yani çok güzel gerçekten. Herkesle konuşuyoruz onu aramızda. Hepimiz çok memnunuz. Umarım böyle gider. İnşallah. Emre Bey siz neler söyleyeceksiniz? Valla acayip bir parti organizasyon, parti ev sahipliği yaptı. İçeride çok güzel arkadaşlarımız, çok güzel isimler de vardı. Pandemiden sonra bize de çok iyi geldi gerçekten ya. Evet. Bir de daha önce bir Mor ve Ötesi konseri de gördük. O da çok iyi geldi. Evet. Yani yavaş yavaş ısınıyoruz yani. İyi oluyor gerçekten. Emre Yusufi, sevgilisinin Erşan Kuneri dizisindeki performansını övdü. Erşan Kuneri'yi izleme fırsatınız illa olmuştu. Tabii nasıl buldunuz Erşan Kuneri'yi? 8 çok farklı Nilperi. Değil mi? Vallahi öyle. Bir de yani farklı farklı saç modelleri, farklı farklı şey karakterler gerçekten çok iyi. Favori diz mesela hangisidir? Favori? Ben Ebe'nin avındaki halini çok seviyorum. Seviyorum o halini. Ama en iyi bölüm kooperatif Kemal evet, değil mi? Kesinlikle. Çok kooperatif iyi ya. Nazlı ya. Nazlı'nın üstüne yok. Gerçekten çok iyi. Nilperi Şahinkaya, Erşan Kuneri'de hayat verdiği Seyyal karakterine gelen tepkileri paylaştı. Size nasıl tepkiler geliyor? Eleştiriler de oldu. Harika. Hayır yani karakterimle ilgili hiçbir eleştiri almadım. Bu kadarını beklemiyordum gerçekten. Seyyal karakteri çok sevildi. Düşündüğümden daha fazla sevildi ve çok mutlu oldum. Çok çok mutlu oldum. Geçen hafta Cannes Film Festivali'ne giden Şahinkaya hırsızlık şoku yaşamıştı. Hırsız girdi eve biz gece dışarıdayken ve arkadaşımın her şeyini çaldı. Benim bir çantam vardı. Çantamın içinde pasaportum, ehliyetim ve kimliğim vardı. O çantayı alıp gitmiş. Orada bayağı bir macera yaşadık. Hani geçici pasaport çıkarttırmak için 2 saat yola çıktık bilmem ne. Yani korkunçtu gerçekten. Birkaç kişinin daha çalınmış galiba. Erkan Petekler'in telefonu çalınmıştı hatta. Evet onun da çok geçmiş olsun. Yani bayağı hırsızlık var. Özellikle festival zamanında çok varmış. Heykeltıraş Emre Yusufi de üzerinde çalıştığı NFT projesi hakkında bilgi verdi. Yurt dışına gittiğimiz zaman yurt dışındaki galerilerle görüşme fırsatım oldu ve onlarla da Avrupa'daki üretimler hakkında konuştuk. Biraz da önümüzdeki dönemlerde daha fazla yurt dışında olacağım. Böyle gözüküyor bakalım. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. İyi akşamlar dileriz. Çok sağ olun.